Evet gençler, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin karşısına yeni bir kutu açılımıyla çıkıyorum abi. Bu sefer devasa bir paketimiz var abi. İşit işit bum bum gibi böyle bir paket gelmiş. Bu arada mikrofonu o tarafa verdim ki gözümü yani önümü kapatmasın, sizler de beni daha rahat görün vesaire vesaire diye. Zaten ürün büyük. Bir de bu buradan mikrofon gelince olmuyordu, yani sıkıntı yok. Zaten sesi o mikrofondan almıyordum önceki şeylerde de. O yüzden onu o tarafa verdim. Neyse, daha fazla uzatmayalım abi. Şimdi bu ne? Şöyle kocaman bir kargo. Bu tarafında fatura var gençler, bu tarafını hiç göstermeyeceğim, direkt bu tarafından açacağız. Tahmin edenleriniz olmuştur, belki kapağı koymuşumdur, belki koymamışımdır, belki sürpriz bir şey yapmışım da bilmiyorum. Şöyle bir açalım ufaktan, zarar vermeden. Güzel paketlemişler bu arada. Şuradan bir girersem abi, bak şuna bak abi. Çok garip ve petrol gibi falan, enteresan bir şey. Bak görebiliyor musun? Işık çok değişik yansıyor benim açımdan ama size nasıl yansıyor bilmiyorum. Şimdi şöyle bir açalım. Evet, şu anda ulaştık. Bıçağımızı kaldıralım abi, sakatlık çıkartmadan. Şimdi şöyle açarsak, hop. Evet, açmaya çalışıyoruz. Ve açtık. Evet. Şimdi şunu bir çıkartalım. Evet, ilk poşetten çıkarttık arkadaşlar. Sıra geldi ikinci poşette. Zaten artık gördünüz bunun bir çanta olduğunu. Gördüğünüz gibi bu bir çanta. Şimdi ama bu nasıl bir çanta? Onu öğrenmek için öncelikle alt tarafını da açmamız gerekiyor. Evet, açmaya çalışıyorum ve açtım. Bundan da hemen çıkartalım. Şöyle. Şimdi küçük şeyleri incelerken çok kolay oluyor ama büyük kocaman bir şey incelerken gerçekten birazcık zor oluyor. Şöyle göstereyim, ben de daha tam hiçbir şeyle bakamadım gençler. Ben bunu kamera çantası olarak aldım. Birazdan inceleyeceğiz. Biliyorsunuz kameralar çok hassas aletler. Özellikle size daha önceden kutu açılımını yaptım, atmıştım kanala. O kamerada, o ve onun benzeri kameralarda, yani DSLR diye geçen, lens ve gövdesi ayrı olan, sonra lensi falan birleştirip kullanılan makinalarda en ufacık bir darbe bile çok büyük hasarlara yol açabildiği için bir çanta aldım. Şöyle çantanın gözlerine sizlerle beraber bakacağız gençler. Hop. Evet, şu an umarım gözüküyordur. Burada şöyle ben de bakayım. Şurada telli bir gözü var. Enteresan. Burada kalem koymak için bir yeri var ve burada bir gözü daha var. Ve şu şey çok kalın gerçekten. Gayet güzel. İlk gözü bu şekildeydi. Hemen geçelim ikinci gözüne. Bu arada ikinci gözüne şurada bir şey yapmışlar. Geçmeden önce göstermek istiyorum. Şöyle klips yapmışlar. İki tane. Bu tarafta yok, tek tarafta. Sadece burada var arkadaşlar. Bir de şu şeylerin arasında bir kemer daha yapmışlar. Sırtınızda, hani şu omuzdan gelen çantanızın kolları var ya, onların arasına bir de belinizden bağlamak için de bir kemer yapmışlar. Şimdi hemen hızlı bir şekilde şurasını bir açmak istiyorum. Burası bizim asıl kullanacağımız yer arkadaşlar. Şöyle, umarım kadrajdayımdır. Bunun en güzel yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunların hepsi cırtcırtlı. Şu bölmeler var ya, bu bölmenin hepsi cırtcırtlı. Ben bunu buradan söküp, bakın görüyorsunuz değil mi? Ben bunu buradan söküp, sonra bu tarafını da söküp bunu ortadan kaldırabilirim. Bu kadar büyük alan yapabilirim ya da bunu biraz daha daraltıp daha küçük bir şey koymaya çalışabilirim. Yani sadece DSLR makine değil. Mesela DSLR'ı buraya koydum. Lensini buraya koydum. İşte atıyorum GoPro'nun bir şeyini buraya koyabilirim. Başka bir şeyi buraya koyabilirim. Yani her göze bir şey koyabilirim ve gözleri kendim ayarlayabiliyorum. O çok güzel bir şey. Burada her parçası çıkıp istediğiniz yeri cırt cırtla takılıyor. Çok işlevsel. İçinde hissiyatı gerçekten çok güzel. Böyle yumuşacık, polar bir hissiyatı var. Onun dışında aynı yüzün şu kapağında da şöyle, kadrajdayız umarım, iki tane daha filtreli, şeyli, fineli göz var arkadaşlar. Burası da böyleydi. Son bir gözü kaldı galiba. Çantanın oraya da şey yapacağız. Bakalım hemen. Bu arada şurada bir tane bölme var. Bu su falan koymak için değil, bu başka bir bölme. Böyle buraya işte ne koyarsınız bilmiyorum da, kart mı koyarsınız, bir şey mi koyarsınız, su koymak için değil yani, başka bir şey için o. En arka gözü de arkadaşlar laptop koyma yeri. Buraya laptopunuzu koyabiliyorsunuz. Yani hem kameram hem laptopum yanımda olsun, çekip dışarıda montajımı yapıp gezeyim dünyayı falan filan diyorsanız çok faydalı bir çanta. Ama benim laptop tabii ki buna sığmayacak. Benim laptop çok büyük biliyorsunuz. Ama fazla gözü olması da gayet güzel. Bakalım başka bir şey var mı? Evet, bu tarafında da bir tane kenarda göz var ama dediğim gibi esneyen gözler değil bunlar. Yani su koymak falan zor olur. Belki pet şişe girer ama daha büyük şeyler gireceğini zannetmiyorum. Sırta gelen yerde gayet iyi dolgulu. Özellikle kameranın, bakın şöyle bastırmaya çalışın. Basmıyor. Hani basılmıyor. Gerçekten şu an bastırmaya çalışıyorum. Ezilmiyor. Zaten ezilmemesinin sebeplerinden biri de o ara bölmeleri aslında içeride buna destek oluşturuyor. Her biri bir kolon görevi görüyor. Yani gerçekten çok sağlam. Hiçbir şekilde bastırılmayacak bir çanta. Bunun bir de yağmurlu mu var bana? Ben öyle mi görmüştüm? Bir bakmak istiyorum hemen. Evet gençler, buldum. Biraz uzun sürdü bulmam. Bu arada altta yere koyduğunuzda zarar görmesi şeyler varmış. Altta bir göz daha var. Bunu çıkarttığınız zaman buradan çantanın kendi yağmurluğu çıkıyor. Bunu da çantanın üzerine geçirebiliyorsunuz. Şimdi açıp dağıtmayacağım abi. Bunu arıyordum sabahtan beri. Altından çıkıyormuş. Bu da gayet güzel bir şey. Yağmurlu havalarda da kameranızı, ekipmanınızı taşımaya devam edebiliyorsunuz. Bu kendinden yağmurluktu. Yani bu aşağıdan çıkıyor. Çantanın üzerine kaplıyor ve su geçirmez çanta oluyor. Ve fiyatı gerçekten çok uygun. Hani 100 küsür lira fiyatı vardı abi. Şu anda okul çantaları bile dünyanın parasıyken, yani şu anda 100 liranın altında okul çantası bulamıyorsunuz ve ben bunu 100 küsür liraya aldım yani. Düşünün, o ilkokul çantalarını bile aynı fiyata satıyorlar. Ama gayet güzel bir şekilde aldım. Sizlere tavsiye ederim yani. Sadece kamera için değil, o gözlere böyle kırılacak bir şeyler falan koyabilirsiniz. Hatta evinizde bunu dolap olarak bile kullanabilirsiniz. Mesela koleksiyon yaptığınız bir şey var, kırılmaması gerekiyor, hediyelik şeyler falan var ve dolaplarda yer yok mesela, çekmecelere bir yere koyamıyorsunuz abi, alın çanta, bunun içine dizin, hiçbir şey olmaz zaten, bunu da evin bir yerine koyarsınız diyorum ve sizlere veda diyorum bu çantayla beraber. Galiba sizlere kutu açılımını yapmadığım ne kaldı abi? Lens var. Lensin kutu açılımını yapacağız. Kameranın lensinin. Bu arada şeyi denesemiydik ya. Şeyi koymayı. Kamerayı koymayı denesemiydik abi. Dur bakayım. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Umarım görebiliyorsunuzdur abi. Kamerayı bir alalım bakalım. Yani bakın çok 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 rahat bir şekilde girebiliyor kamera bunun içine. Farklı şekillerde de koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an çok hızlı bir şekilde koydum ama hiçbir şekilde hareket etmiyor gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim size. Mesela kamerayı koydum, lensi koyuyorsunuz, şarj aletini, mikrofonunu, osunu, busunu, şusunu, her şeyini koyup böyle çıkabiliyorsunuz. Arkasına da laptopunuzu koyup şey yapabiliyorsunuz. Yani olay bu şekilde. Sizlere bundan sonra galiba şeyi atacağım. Lensin kutu açılımını atacağım. Daha sonra bir de kameraya bir adet tripod şey yapmıştım, sipariş etmiştim. O da gelirse onunla kutu açılımı gelecek. Ondan sonra da günlük vloglara başlıyoruz. Bundan sonra da kutu açılımları günlük vlogların içinde yer alacak. Tekrar söylüyorum, mesela atıyorum ben pazartesi günü günlük vlog çekiyorum ve pazartesi günü bana bir kargo geldi. Günlük vlogun içinde hani ben günlük hayatımı size çekerken arada o kutuyu da açacağız yani. Böyle vlogun içinde kutu açılımları olacak falan, gayet güzel olacağını düşünüyorum. Ve lafı da fazla uzatmıyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer ki oyun kanalıma göz atmak istiyorsanız aşağıda linkleri mevcuttur. Açıklama kısmında koymuşumdur. İsteyenler göz atabilir. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.